Efendim merhaba. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk'te Burçin Alpacar'la Marka Budur programında ülkemize hatta dünyaya ismini marka olarak kabul ettirmiş, müzik alanında marka olarak kabul ettirmiş solistlerimizden Çağdaş Yemen bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne güzel sizi bu stüdyoda görmek. Ben de çok mutluyum. Yıllar önce bir program yapmıştık Evet. Bir stüdyoda ve yıllar sonra tekrar bir arada olmak ve burada olmak çok onurlandırdı. Teşekkür ediyorum, zahmetler verdiniz ederim. Ve katıldınız. Estağfurullah. Çağdaş Yemen kimdir? Solist olarak biliyoruz, sesinizi biliyoruz ama bu sesin arkasındaki kişi, bu sesin kullanıcısı kim onu bilmek istiyoruz. Çağdaş Yemen kendini hala bulmaya çalışan birisi. Biliyorsun bizim bu tip tanımlamalarla artık yollarımız ayrılıyor yavaş yavaş. Ama tabii ki lineer sistemde bu dünya üzerinde bir ismimiz var. Bir işimiz var, hamdolsun şükür olsun. Öğretmenim olmaya çalışıyorum. Daha öncesinde müzisyenliğim vardı. Pıtı pıtı onu götürmeye çalışıyorum. Ama enerjimin çoğunluğunu çocuklar aldığı için elimden geldiği kadar kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Çünkü unutuluyor bilgiler zamanla. Unutmamak evet. adına, kendimizi tatmin etmek, kendimizden rahatsız olmamak adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki Ege Konservatuar diyebiliyorum. Evet. Doğru mu bilgi midir? Evet. Ege Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nü mezunsunuz. Devlet Konservatuarı. Devlet Konservatuarı. Evet, DTMK. DTMK. DTMK, tamam. Çello seçeceğim için şan seçme durumum olmadı zaten. Çello değil mi? Anayasa. Evet. Peki neden müzik? İçimde o vardı. Yani özellikle kimse bana sen git müzik oku demedi. Babamın çok ötelemesi oldu. Annem çok güzel söz yazar. Babam zaten seçilen nadir kulaklardan yurt dışına gönderilmek üzere öyle anlatıyordu. Özel bir eğitim için. Tabii o da gidememiş. Ben de babamın kaderindenim. Ama ben gitmemeyi tercih ettim gibi oldu. Hani çok uzaklaşmak istememiştim okul döneminde. Dans hocamız sağ olsun benim yazışmalarımı yapmıştı. Babamın küçüklükten beri bana işlemesiyle oldu. Hı hı. Abimin gelişim döneminde aldığı albümler, birikimleri benim babamdan halk müziğini almam, abimle birlikte klasikleri almam. O da müzikte çok yeteneklidir. Bir klasik parçayı 2-3 ton altından aynı anda çalabilir. Hatta ben yapamam. Deli eder beni böyle evde. Ailece sanat. Farklı bir tondan bir başlar. Yemen ailesi sanat. Ondan gelişti. Dinleri. Zaten sonrasında seninle de birlikteydik. Evet. Evet, bir bölümünde. Sonrasında da yine müzik devam etti. Ama tabii meslek olarak edinmekle hayatının bir parçası olması başka bir şey. Yani ya benim şey, hayatımın bir parçası ama sizin mesleğiniz ve ana işiniz. Yani müziksiz bir yaşam sizin için düşünülemez. Ben de dinlemezsem çok zor gibi geliyor. Ses de başka bir şey kainatta, başka bir şifa. Ve sesin markalaşması ve sesin attığı imza da çok başka bir şey. Bu tonun da, bu sesin de bir imzası var dünya üzerinde. Ona geleceğiz, konuşacağız ama öncelikle bir Çanakkale üzerine konuşmak istiyorum. Evet. Çanakkale evet. projesi. Bu projeyi duyuralım bu ekrandan. İlk evet, kez buradan duyuralım hatta. Yani belki birçok yerde konuşuldu ama bu ciddiyete ilk kez bu ekrandan duyuruyor olacağız. Evet. Tam sevgili da Çanakkale'ye yaklaşırken tam vaktidir evet, diye evet, düşünüyorum. Evet. Ya ben bunu aslında çok duyurmak istedim. Fakat biliyorsun çok böyle girişken bir yapım yok. Bir şeyleri kendi halinde hani huzurla, mutlulukla olsun diye niyet ettiğimiz için hep elbette ki çok sahip çıkılmasını istedim. Çok içimden gelerek, çok ağlayarak yazdım ben bu şarkıyı. Ve yazarken hep aklımda senfonik bir duruş vardı şarkıda. Tabii ben bir senfoniyi tutup da ona şarkıyı çaldıramam. Aranje açısından böyle bir okuyalık da yapamam. Çünkü benim mesela okuduğum bölüm o değil. Fakat o esintiyi verip yazımımda, o bestelerken o esintiyi verip böyle bir hissiyatı uyandırmaya uğraştım. Ve sanırım başarılı oldu.
Gerçekten kulak vererek dinleyenler, Özgür Ögöz, sevgili Özgür Ögöz, Bursa'da programda ilk o bahsetmişti, sağ olsun. Hatta senfoninin de el atmasını istemişti. Benim aklımı okumuştu. Teşekkür ederim ona da buradan. Fakat senfoninin Mart konserinin iptaliyle birlikte bana söylenen şarkının çalınamayacağıydı geçen yıl. Çok uğraşmıştım gerçekten. Hani senfonik duruş için ben özellikle uğraşmıştım. Kafamda bir klip, zaten bu mümkün değil çünkü Çanakkale'yi kliple anlatmak mümkün değil. Evet. Doktor Murat Derin var Bursa'da, sağ olsun. O görüntülerde bana yardımcı olmuştu. İlk slaytlı klipte Çanakkale'nin kendi minik kesintilerini, orijinal görüntülerini kullandık. Bu kadar olabildi. Ozan Sarıboğa, ona da çok teşekkür ederim. Grup Revan'ın piyanisti. O da ileride çok duyacağımız isimlerden bir tanesi eminim. Yani şu anda da duyuluyor tabii ki. Ona da sevgilerimi gönderiyorum, çok kıymetli ailesine. Biz bu şekilde yola çıktık. Ben bunu yazarken çok uzun sürede yazdım ve toparladım. Çünkü tonu istediğim tonda sesime uymadı. Sesime uydurdum. Halk ezgilerinin duygusunu veremedim. Halk ezgilerinin duygusunu verdim. Başka yerden koptu. Tonlar koptu. Birazcık uğraştım. Hani içinden gelirdi bir beste yaparsın. Böyle bir şey değil. Emekle işlendi. Nakış gibi. Evet. Ve Ozan'la ne yaparız ne ederiz diye artık tabii elektronik altyapılarla bir şeyler vermeye çalıştık. Back vokallerini de ben yaptım. Şarkı bana ait bir şarkı. Bu marş olarak aslında Türkiye'ye ismini verebilecek, hatta dünyaya Türkiye'nin Çanakkale efsanesini taşıyabilecek bir marş olduğunu düşünüyorsun. Bu anlamda da önemli bir şey olacak. Yani önemli bir marka olacak. Marka Türkiye'nin de bir parçası olacak diye düşündüğüm bir çalışma değil mi? Çok isterim. Yani marş derken marşların formatı çok farklı. Genelde dört dörtlük marşlar. Bunu ben ritmini 7-8, güzel bir şey söyledin. 7-8 yani halk müziğimize ait bir ritim kullandım. Ama duyum halk ezgisi gibi olsa da batı tonunda oldu. O yüzden daha çok hani Çanakkale türküsünün yerini almaz tabii ki ama bu da bambaşka bir bence duyum, bambaşka bir şey. Çok içime sindi benim ama eksiğim çok çok fazla. Hani senfoni olarak düşünüyorum, eksiğim çok fazla. Hani isterim ki bir şefimiz tarafından yazılsın. Özellikle çok isterdim. Çok değer veriyorum, çok saygı duyuyorum. Sevgili Fazıl Sayın, hani böyle bir şey olsa tabii, bu da bir girişimim yok ama mükemmel olurdu herhalde. Buradan sesimizi ulaştıralım o zaman sevgili Fazıl Say'a. Sevgili Fazıl Say, bu program sana ulaşırsa ve dinlersen şayet, sevgili Çağdaş Şemen'le buluşmana aracılık ederse, Çanakkale gerçekten Türkiye'ye ismini verecek, Türkiye denildiğinde anılacak değerlerden bir tanesi olmaya aday bir eser. Sevgili Çağdaş'a ait bir eser. Umuyorum bir gün Çağdaş'ın İnşallah. Yorumuyla ve sizin o güzel ellerinizle bu eseri hep beraber buradan yine izleyicilerimize duyurma şansımız ve fırsatımız olur. Teşekkür ederim. Umuyorum bugünden tabii sonra böyle yani bir gelişmenin haberini burada veriyor olurum. Önemsiyorum. Bildiğim için çok önemsiyorum ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu. Çok inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben şimdi çok eksik içinde gördüğüm için düzenlemeler, şeyler çok daha iyisini istiyor insan. Dediğim gibi iyi bir el dokunduğu zaman, tamamlandığı zaman müthiş bir şey olabilir. Böyle yoğun koroyla. Pekala, bir eseri büyütmek üzere, daha da büyütmek üzere. Evet, bu kemik. Evet, kemik. Bu kemiği büyütmek üzere bir hedefimiz var. Bunun dışında bir de büyümüş ve artık zaten adını duyurmuş bir çalışmanız var. Rumi Project albümü. Albümü şöyle göstermek istiyorum. Üzerinde dönen bir semazen. Çok da önemli bir eser. Yanılmıyorsam Avrupa'da çok yaygındı değil mi? Fransa'da çok dinlenmişti. Ben
tamamen Akan bana telefon açtı. Yani ben kendim değil ama tabii ki Akan'ın da söylediği sonuçta yanlış bir şey değil. Ona arkadaşları haber vermişler. Bir telefon açtı bir gün. Aa dedi, işte albümü bir Fransa'da bir de Amerika'da çalınıyor şu anda falan deyince çok mutlu olmuş. Ve kayıt için bizi Amerika'ya istediler, ikinci projemiz için dedi. Tabii o zaman bu daha yeni çıkmıştı ve bu yani bu da çok daha iyi olabilirdi. Çok güzel ama bir yandan tabii düşünüyoruz, çok kısa bir sürede ancak bu kadar olurdu. Örneğin ben şarkının tekrarını yapamadım. Yani notadan okudum, çıkarttım ve kaydedildi. O şekilde kaldı. Konya'dan döndüğümde kaza geçirmiştim. O kazadan bahsetmiştik biliyorsun. Teşekkür ederim. Döndüm. Beyoğlu'nda mıydık? Festival mi? Bilemiyorum. O arada kayıtlar oldu ve ikinci bir tekrarı hani bir sanatçılar söylerler, sıkılırlar, yorum gelişir. Yani şarkıda sesten öte benim çok sevgili Özgen Hocam, Seher Hocam, Özgen Akçagül, Seher Dilmaç, Meriç, çok seviyorum ikisini de, söylerdi. Yorum önemli, ondan evet. Yorumdur. O yoruma gelemedi şarkılar. Olduğu gibi söylendi. Zaten ben müdahale etmedim. Hani benim kendi bestem olsa müdahale edeyim ama daha düz okumaya çalıştım. Canlı performanstan çok daha farklı. Biraz daha çalışılsaydı ve vakit olsaydı, hadi basılıyor ya hani tekrar olmadı falan dedik. İşte ne yapalım böyle oldu falan oldu derken. Ama sanatçı oldu. Bir eserin her zaman iyisinin iyisi var. Yani bir eserde son yok. Tabii. Yıl geçtikçe, yaş geçtikçe yorum çünkü. Yani saniyeden saniyeye, psikolojiden psikolojiye değişen bir şey. Ben bir dinleyen olarak söylemek istiyorum. Albümün hayranıyım biliyorsun ilk zamandan beri. Teşekkür ederim. Ve Türkiye'de, yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da bu kadar değer görüyor olmasına rağmen Türkiye'de değerini göremediğini düşündüğüm bir eser. Bugün gerçekten izleyicilerimize bir kez daha göstermek istiyorum. Rumi Project. Bu albüm bitti zaten artık raflarda, kişinin yok, az kendisini basılmıştı. Bulması adına, kendi iç dünyasına dönmesi adına önemli bir albüm. Bu kişinin kendisine olan iç yolculuğu. Sözler Mevlana Celaleddin Rumi, müzikler Akan Taşkolu, solistler Çağdaş Yemen ve Müge Sarıkurt. Dinlerken içinde kaybolabileceğiniz, dinlerken kendinizi kaybolup kaybolup tekrar bulacağınız, aslında çıkmaz sokaklardan sonra ulaştığınız o huzurlu yeşil bahçenin içerisinde kendinizle baş başa kalabileceğiniz yolculuğun finalinde olan bir albüm. Ben bu nedenle senin yorumlarına çok acizane tepki vermek istiyorum. Hayır, bu albüm çok iyiydi ve yorumlar çok iyiydi ve çok güzel okumuştunuz demek istiyorum. Teşekkür ederim. Kıyamıyorum. Laf söyletmeye kıyamıyorum. Solistine bile ama kıyamıyorum. Ama bize göre o kadar öyle. Hani şöyle insan öyledir. Bir şey, sen de bir şey yaptın da bugün bina yaparsın, şöyle yapsaydım dersin. Elbet ama bugün yapılan müzikler, sözleri, bestelerine baktığınız zaman çocuklarımızın ve yeni neslin ne kadar kaliteli müzikten yoksun olduğunu ve yoksun büyüdüğünü gördüğümüzde bu tür albümlere bu yorumları yapmak, hele ki böyle bir değeri olan, yani Rumi Project adıyla yayınlanmış ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerini yorumladığınız bir albüme eksikti demek büyük bir haksızlık olur. Albümün savunucusu ve avukatı şeklinde. Seninle ilgili yazılmış bir yorum var. Onu okumak istiyorum albümün içinde. Evet. Evet. Sen bir telefonumla mesafe tanımaksızın başka şehirlerden koşa koşa gelen, gerek provalarda gerekse stüdyoda her türlü zamansızlığı zamana çeviren, projeye her türlü aksiliğe rağmen sahip çıkan, yılmayan, müthiş sesin ve olağanüstü yorumunla kocaman yürekli kadın Çağdaş Yemen. Teşekkürlerin içerisinde yazılmış. Çok güzel bir yorum olmuş. Evet. Sesini ve yorumunu çok güzel anlatmışlar. O zaman diğer arkadaşların yorumlarını da okuyalım. Okuyalım lütfen. Kimlerin emeği geçmiş? Hepsinden söz edelim. Hemen kısacık. Albümümüzün sesi ulaşsın kanalımızdan herkese. İnşallah.
Parçaları duyar duymaz projeye inanan ve dört elle sarılan, prodüktörlüğümüz üstlenen, stüdyonun kapılarını hiçbir şey gözetmeksizin sınırsız kullanımımızı açan, deneyimlerini bize sunan değerli dostum Kadir Demirel. En başından beri yanımda sağlam bir duruş sergileyen gitarist Muzaffer Güner. Beni geçiyorum. Vazgeçmeyi düşündüğüm, umutsuzluğa kapıldığım, enerjimin tükendiği anlarda bana ümit veren, moral depolayan, devam etmesini sağlayan Halil Zümbüloğlu. Güler yüzüyle neşe kaynağımız çok kadim dostum Edward abi. Kocaman bir resmini yaptırdım, duvarıma astım bu hafta. Aa, çok güzel. Kocaman, öpüyorum. Çok kıymetlidir. Akordiyonist, virtüöz. Gruba en son dahil olan pozitif enerjisiyle ve istekliliğiyle bize moral ve muhteşem vokalleri ve Beri Gel isimli parçadaki sağlam performansıyla hepimizi sevindiren Müge'şümüz. Müge, Müge'yi de öpüyorum. Müthiş keman nameleriyle parçalarımızı zenginleştiren, kemanın son dönem en çok konuşulan icracılarından dostum, sahne arkadaşım Turay Dinleyen. Çello'daki hakimiyetiyle süratle ilerleyen, iyiliğin güzelliği yanında müthiş müziksel duygularını da hissettiren Nilgün Dülger. Bazı parçalarda çok güzel keman nameleri sunan, kemanda belirli bir olgunluğa ve kıvama gelmiş dostum, sahne arkadaşım Aydan Tunalı. Yeni tanıştığımız ama müthiş yeteneği, samimiyeti, inancıyla yüzümüzü güldüren basist Uğur İşgüder. Suren abi, çok uzaklardan, Ermenistan'dan bir misafir, başımızın tacı, büyük müzisyen, üstad, duduk sanatçısı, Ağıt isimli parçada bize eşlik eden Suren Asaduryan. Seneler sonra internet aracılığıyla bulduğum Serkan Yenal, çok uzaklardan, İngiltere'den son derece düzgün bir çeviri desteği sundu. Ona da teşekkür etmiş. Sözlerimizin çevirisini yapan arkadaşımız. Albüm yabancı ve yabancı okundu değil mi? Yabancı oku, iki tane şarkımız var içinde, evet, İngilizce. Yabancı. Onların çevirisi tabii, bu çok şeydi, böyle riskli bir durumdu, evet. Hassas bir durumdu. Proje sayesinde tanıştığımız, frekanslarımızın tuttuğu, çalışkan, bizim albümümüzün basılmasına vesile olan Hakan Kanbay. Ve birçok isim ve ben özellikle de teşekkür etmek istiyorum Ece Müzik, Zahir Erdal Bey'e. Herkesi bir kere daha. Da, evet, hepimiz adına almış oldu. Aldı, yürüttü projeyi, beğendim dedi ve basmış zaten, kaş göz arasında oldu, anlamadık yani. Harika bir proje oldu. Ellerinize ve emeğinize sağlık. Bir kez daha projeyi andık. Bir kez daha anlattık. Evet. Emeği geçen herkese teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Ederim. Yine bir sohbet aktı ve gitti. Evet. Romeo Project gerçekten Türkiye'ye mal olmuş önemli eserlerden bir tanesi. Ve Çanakkale. Çanakkale ile de Türkiye çok yakın zamanda tanışacak. Ve Türkiye'de, marka Türkiye'de anılan ve bilinen eserlerden bir tanesi olacak sevgili Çağdaş. İnşallah. Ait. Buna inanıyorum. Tüm kalbimle inanıyorum. Düzgün ve bir düzenlemeyle müthiş olacağını düşünüyorum. Bu haberi vermek istedim. Business Channel Türk'teydiniz. Markalar, marka yolculuğu, marka olan ürünler, eserler ve kişiler üzerine sohbet ediyoruz. Bugün de eserleriyle Çağdaş Yemen bizlerdeydi ve programımızı kapatırken kendisinden çıplak sesle de olsa minicik de olsa bir eser rica edeceğim. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sözü senin o güzel sesine bırakıyorum ve senin sesinle programı kapatmak istiyorum. Erzurum.
Oy nenen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman suna yârim palan döker yüce dağ Leylim aman aman, Leylim aman aman.